Bugün yine maalesef Tuğba ve Yeşim arasında sesler bir hayli yükselmiş. Tuğba'nın hangi hareketi Yeşim'i çileden çıkarmış izleyelim. Benimkini çoktan attım da seninkini atıyorum. Ya ne yapıyorsun? Atıyorum. Bir dakika, bir dakika, ne yapıyorsun? Kapatsana fırınımı ya. Aklını falan mı yitirdin? Ne yapıyorsun? Fırınımı açıyorsun ya. İyiyim de gelme geçer misin? Ama, lütfen. Ama bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Hayır hiç korkma. Fırınımı açtım, farkında mısın? Ama bu şey mi canım, kek mi sönsün? Ha, ben seni izledim, ben Aysun'a falan benzemem ha. Bak lütfen. Gerçekten şu anda çok gerginim, geldim fırınımı. Ya benim ısısını niye alıyorsun ya? Böyle mi yeneceğini düşünüyorsun? Seni öyle yenmekle benim bak, işim ben yok. Böyle küçük oyunlara bak, gelmem. Sen bir es ver, ben sana anlatayım her şeyi. Neyi anlatacaksın? Şu masaya geçemezsin sen. Bak benden çatal iste, bıçak iste, bir şey iste. Ben yardımlaşmayı severim. Ben atalı bayağı oldu. Ben de benimkilerin pişme derecesiyle sen yeni attığın için aynı olur diye seninkini atayım dedim. Bu nasıl bir mantık sen ya? Sen az önce benden rende istedin. Ben sana koşarak getirmedim. Neden yardımlaşmayı? Ben aynı şeyden bahsediyorum. Benden çatal iste, bıçak iste. Bu başka bir şey. Fırını açmak nedir ya? Ya hepiniz anlıyorum, şampiyon gelmiş, hepiniz bir titrediniz, baktınız ki biz bununla baş edemeyiz. Böyle küçük oyunlar ama ben bu oyunları çok gördüm burada. Çok insan tanıdım, çok şey gördüm. Benim fırınıma müdahale edemez. Öyleyse sen bana bu samimiyeti vermeyeceksin. Sen yetiştiremiyorsan bu benim sorunum mu? Yeşim, lütfen oyununa gelme, bana da aynısını yaptık. Oyuna gelme, bana da aynısı. Evet. Ay ama soracağım şey var. Çok şey değişmiş yani. Burada fırın açma trend olmuş herhalde. Fırına müdahale falan. Benim, böyle bir şey mi var ya? Bir şey söyleyeceğim. Benim fırınıma gelen bu arada Aysun'du, ben değilim. Tamam, sen benim masasına Tuğba'cığım, sen neden kendi fırınını atmadın? Şöyle, onu anlayamadım. Ben erken bitirdim pilavımı. Tamam. Attım. Sonra bir tanesi o güveçimin içinde kalmış. Sonra baktım tam o da atmıştı. Isınma falan olamaz. Zaten yeni attı, yeni açtı kapağını. Ben de dedim ki benimkini de seninkilerin yanına koyabilir miyim? Bir tanem kaldı. Aynı derece pişmeyecek. Kendikini açıp koysaydım fırını sıcak ya. Koyabilir miyim mi? Hayır, şöyle. Aynı derecede değildi. Mesela bunlar çok pişmiş olacaktı. O en son attığım az pişmiş olacaktı. O yüzden onunkiyle aynı derecede pişsin dedim. Vallahi bir kadının mutfağı, fırını kırmızı çizgisi. Evet. Ya şu an çok farklı anlatıyor. Ben atabilir miyim dedim, ettim falan. Demedim. Yok. Arkandan geçti. Ben de diyorum kim geçiyor arkandan? Bir baktım fırınımla bir şeyler yapıyor. Hay kendi benden bir şey istediğinde ben bak, var ya. Bak istiyorum. Sen de istedi ki bunu fırına koyabilir miyim? Sen benden bir şey istedin mi? Hayır, gizli gizli yapıyorsun gibi bir şey oldu. Hayır, ben de şey yaptım. Oysa zaman ben koşarak götürüyorum. Heh. Aramızda böyle hani bir samimiyet var diye düşündüm. Çünkü ben onu ikiletmedim. Ve bunu olayda yapıp bağırmaya da başlamadım. Al arkadaşım deyip geri döndüm masama. Ama buradakiler beni gerçekten böyle şeyler olduğunu şöyle diyorum. Gerçekten çok dişli bir rakibim. Ve bu kızlar şampiyonlar, benden korkuyorlar. Ay Tuğba, kendini bu kadar önemli görme Allah aşkına ya. Kimin korktuğu çok net ortada. Fırınıma kadar el uzattığına göre. Yani o zaten fırını açmak böyle yardımlaşma şey duygusal anlatıyor sen ama onunla alakası yok. Sen art niyet mi arıyorsun? Tabii yani ki bunu... Diyorsun ki ısısını düşürüyorsun ki bu bir gerçek. Fırının doğru. Kapağı açılınca. Isı düşer. Hava hatta çıkmıyor. Derecesini de biliyordum da bayağı düşüyor ısısı. Hayır yani Aysun ama... burada çok uzun soluklu yarıştı. Ben soluklu yarıştım. Evet. Ben böyle bir şey hiç tanık olmadım. Ben de hiç görmedim. Yani peki, başka bir şey yap. Peki Tuğba, senin adın mı çıktı acaba? Nurten evet. Abla sesler yükselince sen de içeride diyorsun ki kesin evet. Tuğba'dır. Evet. Aynı şeyleri yapmış işte. Bir iki gün samimiyet. Ondan sonra sabote etme. Bir şey söyleyeceğim. Peki ama böyle Aysun, bir şey var. Aysun o benim olayda Aysun onun mutfağına Aysun giriyor. Aysun bana anlattı. Fırınını açıyor. Ben fırını açmadım ama. Niye gitmiştin? Ben mutfağına, o bana dedi ki ben fırına attım hadi bak falan gibi. Gel bak gibi bir şey söyledi. Ben de gel gittim. Gel bak demedim. Sonra ben, orada tartışma oluyormuş gibi gitmiyorsun ben sana gel... yani. Bayağı sinirleniyorsun bir şey. Ama yani o tepki, etki tepki meselesi. Ama gidip asla fırına dokunmadım. Kimsenin de dokunmadım böyle bir şey yapmayan hakkı şöyle, yok. Ben ona gel demedim. Sen orada yapana kadar dedim. Ben çoktan fırınıma zaten attım dedim. Hareket etme. Sen ne yaptın? Ne yaptın? Gördüm hani. Bak bir şey yok. Bak. Bak. Beni bile fırında. Ya sen. Derdin ne yani benimle sen, ya? Sen o işi geç. Sen o işi bak. Sen beceremez. Derdin ne benimle? Bak sen derdin beceremez. Derdin ne? Sen benim üstüme niye yürüyorsun ya? Ben senin üstüne mi yürüyorum? Ben senin üstüne mi yürüdüm? Şuna bak ya geliyor. Üstüme yürüyorsun. Söyle diye senin geldi. Bu yaptığını
Bak benimle düzgün konuş. O da sana ne? Milletin meğer... fırınından sana ne? Evet. Milletin tezgahından senin... size ne? Bir şey söyleyeceğim. Senin gelinine... Bak yanındakine niye? Söyleyeceksin çünkü o gelip benim fırınıma baktı. Ben bakmadım. Ya sen ne diyorsun sensin ki fırını açmadın, atmadın falan falan. Daha iyi açmasın, atmasın sen kazan. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben senin derdin ben ne? Burada muhabbet ediyorum. Nurten ablacığım neden kendini yine... farklı sen Yeşim'den o samimiyeti mi aldın? Söylüyorsun yani samimi evet. Buldum. Ne olacak fırına ha, atayım mı? Ben dedim. Ona rende falan verdim mi dedim. Ha tamam bu yardımlaşmayı seviyor. Tam benim istediğim gibi bir gelin dedim. Ama hiç ne böyle diyeceğim, bir tepki beklemek çok üzüldüm. Tutamıyorsun. Uba, bir dakika susar mısın? Dinliyorum. Sen Yeşim'i kaç gün tanıyorsun? Bir. Nerede samimi? Hiç ben burada görmedim. Rica edersin ayrı bir şey arkadan geçip o fırını açmaya. Neden? Sen neyin peşindesin? Ben onu geçen evet. Sezon ben bu... Sen bana bir söyler misin? Ben bu programı çok izleyen bir insanım. Ve Yeşim'i televizyondan izlediğimde inan o kadar samimiyeti bana geçti. Tamam samimiyeti o izlendiği zaman ben onu arkadaş gibi gördüm. Çünkü ha. İzleyerek insanların gözü alışıyor. Ama... Bir saniye. Buradan vır 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 ses duyun. Aynı şeyi size demedim. Demedim. Tabii. Ekrandan izliyordum. Nurten abla. Hayır. İzlediğinizde görebilirsiniz. Ben ne dedim biliyor musunuz? Aysun'dan ziyade Nurten ablayın daha çok gözüm tanıdık geldi. Ben Aysun'u değil de Nurten teyzeyi gerçekten gördüğüm zaman tanıdığımı görmüş gibi oldum. Ben Aysun'un gelmesine çok sevindim. Tam dişime göre bir rakip. Süper. Burada yani adam akıllı yemekler yapılacak. Göreceksiniz bir savaş hiç olacak. Yarış dediğim böyle olur. Böyle aynen. Kazandığım zaman da zevk alırım. Şunu aslında soruyorum Tuğba. Yani neden bugünlerde sen ekstra agresif misin, sinirli misin? Çünkü... Yanlış mı anlaşılıyorsun? Şu an Yeşim'le böyle gerilmeni çözmeye çalışıyorum. Şöyle, şu an resmen bir savaş var bu mutfakta. Evet. Ben de 5. sezona damgamı vurmak istiyorum. Aa. Ama ben ona açarak şöyle kötü niyetle yapmadığımı... Gerçekten Yeşim kötü niyetli. Çünkü sen benim zaten de... açmıştı. Havası gitmiştir zaten. Ya o benim problemim. Sen ama kaç adet yetiştirememişsin o benim problemim değil. Ha benim gelip ocağımı kapatmışsın. Ha da fırını açmışsın. Fırınımı açmışsın. Benim gözümde şey, aynı. Pilavın ne durumdaydı? Bayağı yeni kızarmak koydum. Üzere mi? Gördüm. Ha yeni koydun. Yeni kamera karşısında ama yeni var. Koyduysan... Zaten ama sorun şurada. Demek ki beni çok iyi takip etmiş. Ettim. Yeni koymamış da olabilir. Bana soracak. Belki ben evet diyeceğim ki yeni koydum gel koyalım. Belki de bunu söyleyeceğim. Ama durum öyle bir şey değil. Burada naif naif götüren hayır, hayır. Yardımlaşma. Hayır Fatma, hayır. Sen de çok geriliyorsun. Ben şey düşündüm. Tuğba'yla. Şimdi Yeşim şampiyon şampiyon diyor sürekli ilk gelenlere Tuğba şey yapıyor yaklaşıyor ya evet. Şampiyonlara. Kim Tuğba yeni gelenlere tabii. Şampiyon diye yaklaşıyor. Şampiyon mesela Aysun geldi ne şampiyon dedi yaklaştı. Anlatacağım bir saniye dinle. Anlat. Daha sonra bununla tartıştı eleme günü. Şimdi aynısını elemeler yaklaşıyor diye ona yapmak istedi. Artı bir de Yeşim güzel yapıyordur diye. Hani onu koyayım da karışıklığa getireyim onun güzel yaptığını alayım diye. Kesinlikle. Bence öyle. Süper bir mantık. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Şunu mu dedin yani? Böyle şu fırına atayım şunu dedi. He. Kendi attığı Yeşim'inkini mi alacak? Ya bence öyle yapacak. Yeşim bir şey söyleyeceğim. Yeşim yaptığını bilmez mi? Ben onu oradan alırken Yeşim bana dedi çünkü o bir şekilde dizmiş. Onunkileri kenara kaydırıp benimkini de en başa koyardık. Sen hayal dünyasında yaşarken, bak buradan giderken ben bir gidine aynen böyle yaptım. Sen de buradan geçerken sana bu hareketi yapacağım. Sen geçerken ama onu ben işte yaparım. Bana geçirdim. Yapamazsınız öyle fırın açmalarla. İstediğiniz kadar burada her oyunu yapın. Ben bunları yemem. Gerçekten ben çok şey gördüm burada. Her şeyi denediler. Öyle bir denemem varsa, kesinlikle. Hani beni yakın görmüşsün ya. Ben sana bir yakın olarak tavsiyede bulunayım. Gerçekten bunlar işe yaramaz. Benim ben merak ettiğim yani. Bir konu daha var. Burada Gönül abla. Buyur. Sanki benim kaynanam gibi oturuyorsun orada. Evet. Hani, ama şimdi bir şey dur. Söylediğimi dinle. Az önce de bu dur. Kız niye ağladı? Beni savunmuyorsun. Evet. Kızıyorsun ya Tuğba'ya. Bugünlerde onu bir terk etmiş gibisin. Görünen o. Şu anda da bak herkes üç gelinde Tuğba'ya laf söylüyor. Sen bayağı güne gelmiş gibi. Hoşuna mı gidiyor? Aranız limoni anlıyorum kızgınlığını. Hayır Nursel Hanım konuşuyorlar ya araya girmek istemedim konuştukları için kelimesi anlatması bitsin diye bekledim. Ama zaten kendini tutamıyorsan tutamazsın. Evet. Sen böyle rahatsın. Hayır. Yani ne ol mesela ne olmuş Yeşim ana hemen açtığında seninki söyleyecek mi? Şimdi ne var yani? Şey var. Ne olmuş yok. Ben haberi yani? Olmadan mesela
sormak ayrıdır. Haber olmadan masasına bir tane yerinden bir maydanozu bile sağ kaldırmam. Haber. Ama sorarım. Ama ben anlıyorum. Ayrı. Ben rendeyi, sene yakınlayın. Ben rendeyi isterken habersiz masasına da aldım. İstemedi. Dedi ki rendem kesmiyor. Bu rende güzel değil. Arkadaşım al benim rendem güzel. Elimle verdi değil mi? Götürdüm. Tamam bak ağzına tamam. Söylüyorsun. Eliyle verdi sonuçta bana. Sonuçta yani o talebi. Allah'ın gerçekleştirdi. Bir şey söyleyeyim. Niyetlerim temiz. Peki benden. Hiç tamam. Önemli değil. İstediğini bana bak, yapabilir. Böyle bakın, gösterme. Bakın. Üç kişiyle savaşıyorum. Heh. Dimdik ayaktayım. Kendini üç kişiyle tamam. Gerçekten savaşıyorum. Mental olarak da, evet. Fiziksel olarak da her türlü savaşıyorum. Savaşıyor hissi. Hepimiz savaşıyorum. Öyleyiz. Ve ben de üç kişiyle savaşmıyorum. Ben burada yedi kişiyle savaşıyorum. Kayınvalidem de dahil. Bence senin arkanda duracak bir durumun yok. Kadın ne yapsın? Kadına artık git diyorsun. Kapının önüne koyuyorsun. Evet. Buradaki davranışlarından, tavırlarından, yaptığın hareketlerden arkanda duramıyor kadın. Tuğba sen şimdi Yeşim'e yaptığın hareketi haklı bulup savunuyorsun, doğru evet. Mu? Evet. Çünkü yani ne olacak ki diyorsun. Bir dakika önce kaçan hava zaten kaçmıştır. Bir dakika sonra da ben diyorum şey yapıyorum. Benimkine seninkine yapıyorum. Benim çünkü gerçekten kızarmaya başlamıştı. Ben baktım anlayabiliyorum üstünden. Ama ya sen yarışmada olduğunu bak evde ben kızlarla birlikte kısır günü yapmıyoruz. Aa beraber bilmem ne. Biz bir yarıştayız. Sen rekabetin neyin olduğunu henüz farkında değilsin. Ya Yeşim sana çok mu zordu? Yeşim sana yardım etmek de istemeyebilir. Fırınına attırmak da istemeyebilir. O bu alan sizin yani. Tamam o konuda haklı. Ama ben ondan o samimiyeti gördüğüm için gittim. Neden Aysun'a gitmedim, neden Fatma'ya gitmedim de Yeşim'e gittim? İki günde nasıl samimi oldun Nusra hemen ya? Nusra Hanım, ben bir şey söylemek istiyorum. Ya izledim diyorum, seni izlemedim diye mi zoruna gidiyor? Lütfen ya. Annemi beni izlemiştin. Dinleyelim. Hayır, dilinden bahsediyorum, senden değil. Lütfen. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ben şimdi düşündüm de, bir, iki, üç, niye dört tane fırın var burada? Herkes kendi fırını ama kullansın sebep, diye. Yani bir şey açıklıyor. Diyor ki hani bunu unutmuşum. Yeşim de yeni attığı için hani ikisi de çiğ. Aynı zamanda. Benimki de çiğ, Yeşim'inki de çiğ. Atıvereyim dedim diyor. Ama yarıştayız. Tamam da o kendi tabağı değil mi zaten? Yani. Kendi fırını açsın. Kendi tabağı. Orta seviye. Şimdi bak bence Tuğba ya birazcık böyle empati yapmanı hani beni dinleyeceğini düşünüyorum. Bu alan sizin. Ve yarışmanın dakikası içerisinde sana da biri öyle bir müdahalede bulunsa hoşuna gitmeyebilir. Gider. Sen ev gibi böyle samimi davranmak istemişsin ama yanlış anlıyorsun. Ben ne yaptıysam buradan yanıldım. Ben hepsine iyi gittiğim için hep karşılığını şu böyle aldım. Şu an hepsi aldım. Karşında. Evet, iyi bir, de küçük bir şey ekleyeceğim. Yeşim de VTR'de dedi ki sana ne demek istedi? O acayip takıldım. Beni Aysun zannetme, ben Aysun gibi değilim dedin ya, evet. Onu da belki sonra konuşuruz. Hep böyle Tuğba Tuğba deniyor ama gizliden gizliye başka rekabetler de var. Ben çok iyi anladım. Sen de onu duydun mu hisse? Ya orada sen duydum. De benim hissettiğimi hissettin duydum, mi? Aysun duydum. Gibi değilim. Ne demek istedin orada? Açık demek. Daha beterini değilim, yaparım. Benim tepkim sadece burada bağırıp tartışmak da olmaz yani. Daha beterini Aysun, yaparım. Aysun fazla naif. Sana göre aşırı bir tepki mi verdi? Yok ben çok tepki olarak ben tepkiyi sadece tartışmak olarak görmem. İşte tartışırım bana bunu niye yaptın ben onunla kalmam. Benim yöntemlerim farklıdır. Anlamadım ne demek istediğini. Hayır, Aysun'la Tuğba kavga etti. Evet. Tartıştılar. Evet. Aysun hızını alamadı. Masama bayağı sinirlendi. Aha. Ben Aysun gibi değilim derken ben öyle oraya gitmem mi demek evet. istiyorsun? Ben Aysun gibi kavga etmem mi demek istiyorsun? Hayır Aysun mesela o tartışma oldu o gün konu kapandı. Ben uzatmadım o uzatmış. Uzatmadı konu kapandı. Demek benim istiyor. İçin öyle olmaz. Benim radarıma girme diyorsun. Evet aynen öyle söylüyorum. He. Sessiz gözükürüm. İyi gelene iyi de giderim. Dediği gibi yardımlaşmayı da severim ben ona da açığım. Ama yarıştaysak benim alanıma girerse sonucu hüsran olur. Anladım. Aysun sen ne hissettin öyle Yeşim'den onu duyduğunda? Ya hayır yani neden öyle söylemiş olabilir? İki ihtimal var. Ya gerçekten benim verdiğim, o anki verdiğim tepkiyi o vermem olarak düşünüyor olabilir. Ya da daha öncesinde benim yarıştığım o 9 aylık süre boyuncaki sakinliğimden bahsediyor olabilir diye düşündüm. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela siz tartıştınız ya. Sen konuyu kapatabilirsin. Ben uzatmak ben istemedin seni, ya. Evet. Ben bundan bir ay sonrasını, bir haftasını, her şeyin hesabını bile yaparım. Ruhu bile duymaz. Ben onu yazarım bir köşeye.
Duyuyorsun değil mi Tuğba? Bana kötü niyetle diyordun ya. Hı. Ben bu kadar tartışmadan sonra ki sana kötü niyetle gelmemiştim. Yine de uzatmadığımı duymuş oldum. Ben de uzatmadım. Bazı insan çabuk affeder, bazısı kincidir. Bu tamamen huy. Ben aynen aldım cevabı. Bana istediğini yap. Bak 10 dakika sonra yanıma gel, ben konuşurum. Ben de öyleyim. Ben de çok çabuk onu unuturum. Onu tutacağım aklımda yani. Unuturum ben. Ben yaşayamam. Evet. Devam ediyorum.